Gastrik bypass sonrasındaki kilo geri alımları ne yazık ki son yıllarda çok sık gördüğümüz bir sıkıntı. Bunun temel nedeni de aslında hem hastalardan kaynaklanan yanlış beslenme alışkanlıkları hem de cerrahlardan kaynaklanan ameliyatı yanlış anlatma oluyor. Burada cerrah faktörünü biraz daha ön planda anlatmak istiyorum. Biz ne yazık ki gastrik bypass'ı anlatırken şeker yiyen hastalara biz zaten o sebeple gastrik bypass yapacağız olarak ifade ediyoruz. Ki bu çok yanlış bir şey. Gastrik bypass şeker eminiminizi azaltmaz ama şeker yediğinizde dumping sendromuyla rahatsız edici bir tablo ortaya çıkartır. İlk başlarda bu dumping sendromu kolay kilo vermeyi sağlayan koruyucu bir etkinlik olarak gözlemlense de şeker alışkanlığı devam ettiği müddetçe dumping sendromu gittikçe ortadan kalkmaya başlar. Dumping sendromu hissini kaybeden bir gastrik bypass hastası şekerli gıdaları çok daha rahat tolere eder hale gelir ve ne yazık ki o şekerli gıdalarla çok ciddi geri kilo alımları meydana gelmektedir. Bu dumping sendromu aynı zamanda mide poşunu da yani küçülttüğümüz mideyi de büyüttüğü için hastalarda açlık hissinde ciddi bir geri gelme ve yeme porsiyonlarında artma olduğunu gözlemliyoruz. Gastrik bypass ameliyatı küçültülmüş midesindeki esneme ve dar ince bağırsak geçişinde deformasyonla birlikte önemli kilo geri alımları riski taşıyan bir ameliyattır. Gastrik bypass ameliyatından sonra açlık hissinizde geri gelme oluyor ve yeme porsiyonunuz artıyorsa iyi bir değerlendirmeyle bir revizyon ameliyatını düşünebilirsiniz.